Ve efendim kaldığımız yerden devam ediyoruz. Burada görmüş olduğunuz gibi Kanzilerin imparatorluğu çok kötü durumda. Malik el Muazzam Yezid arkada çok güçlü bir imparatorluk bıraktı ancak koruna geçer geçmez patlamaya başladılar. Arka arkaya savaş yediler. Şu an 3 savaşla uğraşıyor. Bir, burada görmüş olduğunuz gibi Yunan Ortodoks ayaklanması var. Burada Sicilya Krallığı'nın Sirte emirliği için kutsal savaşı var. Ve Nubiye Sultanı Faruk'un Beşistan İmparatorluğu'na hak iddiası olan bir savaş var. Şu an burada tabii 10.104 asker var gösteriyor. Ama sayıları çok daha düşük. Biz de 51 yaşındayız. Görmüş olduğunuz gibi Bahadır kutalmış oldu bizim oğlumuz. Ben şu torunumu bir eğiteyim. Bizim hatta iki oğlumuz daha var. Biraz daha para kazanalım mümkünse. Ordumuza bakalım güçlendirmeye gerek var mı çok bilmiyorum. Şu an kültürümüz biraz tabii geride. Mesela dük olsak ve elimizdeki kültürün getirdiği bu düzenli asker sayısını hesaplamak istersek burada maksimum elde edebileceğimiz 4. Eğer bir sultan olursak bu 5'e çıkacak. Dolayısıyla topraklı olur olmaz buradaki askerleri biraz azaltmamız gerek. Ya da çok fazla para kazanmamız lazım ki oluşabilecek kayıpları kapatalım. Bizans İmparatorluğu kendisini toparladı. 4. Romanos her ne kadar şu an bir hak iddia savaşı olsa da birçok vasal tarafından seviliyor aslında. Ve tabi şunu da atlamamak lazım. Kanziler gelir gelmez bütün Anadolu'yu ele geçirdiler neredeyse ve Eşarilik mezhebini yaydılar. Belki bizim için bir noktada eğer biz buraları almak istersek çok zorlanmayız. Gerçi maturidiyiz ama bizi çok zorlamaz diye düşünüyorum. Hatta bakın Gürcistan tarafları tamamen maturidi olmuş. Selçuk Atabeyi var burada. Yani daha doğrusu burayı komple Basburakan kontrol ediyor. Bir bakalım duruma göre. Bizans'a yardımcı olabiliriz belki. Kendisine daha önce yardımcı olmuştuk. Ben Bizans'a yardımcı olma kararı aldım. Orduları kaldıracağım şimdi. Düşman ordusunun üzerine hızlıca gidiyorum. Biri benim oğlumu öldürmeye mi çalışıyor? Eyvah eyvah eyvah. Bu hiç iyi değil. Hiç iyi değil. Hiç hoş değil. Ve kendisi bodyguard. Eyvah. Kusura bakma bunun için. Şu bodyguard olarak iki işi getirdik. Şöyle koyduk. Umarım bir sorun yaşamayız. Hatta şu entrikayı ayarlayabiliyorsak bir bakalım. Muhafızları iki katına çıkardık. Acaba ordunun başına biz mi geçsek? Evet düşman kaçıyor. Tepeye ilk biz geldik ve avantaj bizde. Hoppa şampiyonumuz öldü. Bir şampiyonumuz öldü arkadaşlar. Kötü oldu. Biraz para kazandık ama. Bir bakalım. Oğlumuz yaralanmış sonra iyileşmiş. He. Burada yaralananlar var. Gerçi bizim hekimimiz iyi iş çıkar. Şu tepede duralım. Güzel. Şu an biz bir soylu aileye karşı çarpışıyoruz değil mi? Hmm. Ama bunların ordusunu yok edersek eğer. Kızımız öldü. Doğumda ölmüş eyvah. Burada savunma avantajı baya yüksek. Dolayısıyla orduları yok edebiliriz diye düşünüyorum. Teşekkürler. İyi, oğlumun ölmemesi iyi oluyor. Normalde savaşlarda onu çok kullanmak istemem. Çünkü kendisi cesur. Şuradaki düşman ordusunu belki yok edebilirsek. Çünkü bu ana düşman. Evet yakaladık sanırım. Çok güzel. Bakın 566 altımız var. Ben bunu hatta kullanabilirim kamplarda. Çok güzel. Bu savaşta böyle kazandık. Hatta bir strategos yakalamışız. Kral Rostislav. Olur alırız. Buradan çok güzel para elde ederiz zaten bence. Umarım kral yakalanmaz başkent kuşatıldığı için. Ha iyi yani güzel. Çok iyi. Çok güzel para kazanıyoruz. Ve kazanlık savaşı baya. Katkımız da var %100 katkımız. 958 burada yazdığı gibi. 166 altın verdi? Daha önceden müdahale etseydik ve daha fazla çarpışsaydık mesela. iyi olabilirdi. Burada bir tane daha var. Oo oh, çok güzel ben bu kontratı alırım. Orduları kaldırdık. Şuradaki orduyu yok edebiliriz. Savaş katkımız 809. Burada büyük bir ordu var onu halledebiliriz. Yani onu hallettiler. 146. Sana katkıda bulunacağım. Böyle böyle para kazanacağız bol bol. Ne kadar? Sıfır mı? Lan bütün orduyu... Ya bırak oyun bozan falan değilim yani. Neyse. Bir dakika bu gerçek mi şu an? Pontus ve Anadolu tarafları tamamen dağıldı arkadaşlar. Çok güzel bir şey. Sağlığımız fena değil. Hatta ben belki bir sonraki nesil bile bekleyebilirim aslında. Şöyle bir düklük savaşı da yapabiliriz. Yani hiç fena olmaz aslında. Yapılır yapılır. Bence gayet güzel yapılır. O Macaristan'a karşı çarpışıyoruz he. Şey ben bunu alırım. Moldova kraliçesi 3 yıldızlı. Baya bir para verecek bize. Bundan sonra bir Anadolu'ya akarız artık. Çünkü Anadolu'da komple böyle bölünmeler var. Biz buraları alırız. Suratınız. Savaş geçer kılındı. Neden? Kaplumbağa deden. Çünkü hanımefendi ortodoksluğa döndü. Sonra oyun bana diyor ki sen savaşa gelmedin oyun bozansın diyor. Yani bu bu hoş değil. Yani tamam bununla alakalı bir ceza yok bana karşı ama böyle kontrat çıkıyor sonra kendisi din değiştiriyor. Asıl oyun bozan sensin. Şunların şöyle dibini sıyırabiliriz. Çok güzel. Ordumuz full. Ben artık şöyle bir gireyim diyorum ya. Hı? Anadolu taraflarına şöyle bir gireyim bence. Şöyle bir toparlar mıyız buraları? Ne dersiniz? Şöyle Mirzi'lere girelim bence. Anadolu'yu toplamak için de 10 dejur konutluğa ihtiyaç varmış. Yani yapılabilir. Askerleri falan çok yok zaten. Ben bir şansımı deneyeceğim. Artık topraklı olacağız. Ve buraya aldık. Kilikeye aldık. Artık topraklıyız. Konseyimize şöyle getirebileceğimiz kişiler varsa hemen getirelim. Kilik yemirliğini aldık en sonunda. Anadolu'yu belki kurabiliriz. 3 kontluk daha alsak bence yaparız. Şöyle bakalım. Görmüş olduğunuz gibi biz şu an tabii bir düşesiz. Bu askerlerin bir kısmını bir noktada yok etmemiz gerekecek. Hatta ben şöyle bir set bunları yok ettim. Şu an hemen kontrolleri hızlıca arttırmaya başlayalım. Ve ufaktan hızlıca yapabiliyorsak. Mesela krallığı al. Anadolu krallığını böyle bu şekilde alabiliriz. Hayatta bir kez yapabiliyormuşuz galiba bunu. Biraz şöyle sağlık odandan gidelim. Hiç fena olmaz. Şansımı denedim. Baktım Anadolu çok güzel dağılmış. Hatta bir noktada istersek burada Rum Sultanlığı'nı da kurmaya çalışacağız. Pek hayatta olmayabilir ama bir deneriz şansımızı. Ben bu abiye şöyle 1, 2, 3 kontluk için dejur savaş açacağım. Başkentini alırsak. Casus başım ölmüş. Şu an görmüş olduğunuz gibi ciddi para kaybediyoruz ama. Ben şöyle oğlumu getirdim. Vergi toplasın. Özelliğini belki arttırır bilmiyorum. Sen eğitimden git ya. Gayet iyi olur. Sen eğitimden git. Şimdi şöyle tek komutan yapalım. Bunu yok edebiliriz. Artık bu işimize yaramayacak. Kontrolleri arttıralım. Mümkün mertebe. Hatta şöyle bir tane kahya ekleyelim. Harika. Bu kontrolleri iyice arttır. Kilikeyi düklük olarak seviyorum. Arazi açısından gayet güzel bir yer. Stres azaltabileceğimiz bir etkinlik var mı? Güzel. Hatta şu hane birliğini Aynen öyle. Vergilendirmeyi geliştirelim. Daha iyi olur. Bizans buraları ufak ufak alıyor. Eyvah. Biraz hızlanmamız lazım. Aa şöyle bir şey yapacağım. Dükün ordusunu yakalayabilirsek savaş skorumuz bayağı bir artar. Güzel yakaladık. 1, 2, 3, 4 kontuk geçecek elimize. Şu an kime karşı savaşıyoruz? Ne? Çok büyük problem değil bence. Bir düklük unvanına ihtiyacımız varmış ayrıca. Ablas da neresi? Olur. Olur olur. Bakın gelin sizi vasallaştırayım şöyle. He. Hatta dur sana da katılayım ya. Katıldım sana. E, şu an bize kim saldırıyor? Ege Adaları değil mi? Neresi için saldırıyor? Burası için mi? Heh. Kolay gelsin. Alırsın. Satala'yı alabiliriz. Vasallaştırabiliriz belki. Hı? Hadi para attım sana. Gel benim vasalım ol ya. Aynen öyle. Şu Antolik düklüğünü de gasp edebilirim belki. Biraz daha kontluk geçerse elimi. Vasallaştırabileceğimiz selge. Olur bak bak. Seni vasallaştıralım. Diplomasi yeteneğimiz iyi. Ee, bağımsız kişileri böyle vasallaştırabiliriz. Bu abi vasallaştırabiliriz mesela. Eğer sınır komşumuz olursa. Belki seni vasallaştırırız. Bilmiyorum. Eşimiz öldü mü? İşte uzun yaşamanın bedeli. Eyvah burada hastalık mı var? Burayı çabucak kuşatsak iyi olur aslında ama. Evet. Gitme bir yere. Aha. Güzel. Oh bir savaşı kazandık. Şimdi. Mesela şuradaki toprağı kuşatmaya çalışabiliriz. Bunun sonucunda ben para alacak mıyım? Ne kadar para alacağım? 470 altın. aslında uğraşılır ya. Sen de şurayı kuşat mesela. Sana yardımcı olayım mı? Aha Bizans buraya almaya çalışıyor. Eyvah. Bir dakika bir dakika. Ben buraya yardımcı olmalıyım. Hmm, ama kutsal savaş değil. Eyvah. Kızımla seni evlendireyim mi mesela? Hı? İttifak yaptım. Panik yok. Panik yok. Savaşına katılacağım. Gel gel. Bakın buraları nasıl vasallaştırıyorum şimdi. Gelin görün. Daha vasallaştırabileceğim kişiler var mı? Anatolikon güzel. Bak seni gasp ettim. Tamam mı? Mükemmel oldu. Elime çok fazla nereden geçti bu kontuklar? Ha bunlar tapınakmış ya. Doğru. Doğru doğru doğru. Ana varsa burayı verebiliriz. Bunlar fazla. Kız kalesi hadi seni de verelim. Tamam. Şu an bir sıkıntı olmamalı. Buradaki kuşatmayı hemen kaldıralım. Bunları hemen vasallaştırıyorum şöyle. Çok kötü bir hastalık yayılıyor arkadaşlar. Sığır çiçeği diye. Ya umarım biz etkilenmeyiz. Ee, umarım. Hatta şu an istesem ben Anadolu Krallığı'nı kurabiliyorum. Çok güzel. Hastalığa yakalanmadan şöyle. Sen kimsin? Yok abi. E -e. Yok yok ben seninle ittifak bittifak. E -e. Yok yapamam. E -e. Gel seni vasallaştırayım be. Ne istiyorsun? Aa doğru bir dakika. Ben seni hı, ünvanını gasp etmiştim değil mi? Ben savaş da açamıyorum şimdi ama. Anadolu Krallığı'nı kuracağız. Mareşalimiz ölmüş. Gel gel. Güzel. Bu savaşı kazandık. 690 altın verdi bize. Ben artık istesem şu Anadolu Krallığı'nı kurabiliyorum. Anadolu Krallığı'nı kurduk arkadaşlar. Ben şöyle para verdim. Şunları vasallaştırsam en azından şu onu. Başkenti bu arada izole edelim. Burada hastalık yok değil mi? Yani şu an ölümle dans ediyormuşuz gibi hissediyorum kendimi ama. Canını biraz daha yaşatabilirsek çok güzel olur. Vergi memuru olarak aynen sizleri getirdik. Buraların vasalları belki hastalıktan ölürse bilmiyorum. Topraklar bize geçebilir. Oğlum hadi bitirin lan şu savaşlarınızı yeter. Heh. Bizans seninde katafrakt var mı? Evet varmış. Bayağı bir varmış. Güzel. Baş boğa. Fena değil. Ben şöyle orduları bir kaldırayım. Biraz para elde edeyim. Yani şu kontrolleri falan bir arttırayım önce bir. Bahadır. Umarım kimseye rakip olmuyorsundur Bahadır ha. Aman. Hop buradan bir ordu geliyor. Tam kazandık bu savaşı. Bu kadar. Ben şurayı hatta şimdi vasallaştırıyorum. Çok teşekkürler. Mükemmel. Ben buraları alacağım. Tamam mı? Buraları böyle fethedeceğim. Şu an çünkü bunlar savaşta. Buraları böyle. Şu üç yeri özellikle. Burada da kuşatıcı ordu bıraktım. serin üstüne gideceğim. Ayda, ne oluyor ya? Şu an çok acayip, çok gergin savaşlar veriyorum ama halledeceğiz, halledeceğiz. Güzel, burayı hallettik. Buradaki toprak bana geçti bir kere. Değil mi? Buraya böyle komple fethedip bir tane olma vermeyi düşünüyorum hatta. Şöyle şöyle vereceğim. Ellerini yıkaya açtık. Çok iyi. Hastalık direncimiz artar. Çünkü stresimiz ooo çok yüksek. Şunları hemen şöyle koyalım dalmışoğlu hane sanca Bunları belki şöyle arttırırsak çok mu para harcarız? Ee, ya çok da para harcamıyoruz. Burayı da ele geçirdik. Hı. Çok güzel. Sen Kapadokya'ydın değil mi? Hıh. Şimdi baktığım zaman düklük olarak bir tane düklük Berkan oğluna gidecek. Sen nereye alacaksın oğlum? Sen buraları alacaksın. E sen de şuradaki düklüğü alırsın o zaman. Oo çok güzel. Bayıldım. Buraları da şöyle toparlayabilirsek vallahi çok güzel olur biliyor musun ama. Hadi gel ben seni etkileyim ya. Arkadaşlar sanırım Selçuklu'yu kuracağız. Yani daha doğrusu Anadolu Selçuklu'yu. Mükemmel. Şimdi şu orduları evet bunları bir mümkünse hali hazırda şöyle yerleştirin. Bunları şöyle. Anadolu'nun böyle dağınık halde olması benim bayağı işime geldi. Sen niye bizden hoşlanmıyorsun? Seni kızımla evlendireyim mi? Hah, hadi gel bak yardımcı olacağım sana. Sonra Şeyh Talip. Seni de şu kızımla evlendiriyorum. Tamam mı? Sizleri böyle evlendireceğim. Canlarım. Sonra sana şöyle ittifak teklif edeceğim. Tamam mı? Savaşına katılacağım. Buraları almam lazım. En azından böyle hızlıca bir yapabilirsek. Bu arada evet Horasan diye böyle patlamış. Benim bir tane oğlum vardı. Beş yıldızlı bir askeri oldu. Harezm mükemmel. Harezm çok uzakta mı? Yani başımıza bela olabilir diyeceğim. Bilmiyorum başımıza bela olabilir. Şöyle şu toprağı, şuraları. Oğluma veriyorum Kayseri taraflarını. Tamam o tutsun. Kontrolleri hızlıca arttırmamız lazım. Kuşatmayı çözmemiz lazım çünkü savaş skoru onların lehine işliyor. Ama hiç sorun değil çözüyoruz. Zela'yı harika bir dakika bir dakika bir dakika. Zela'yı vasallaştırıyoruz. Vasallaştırdık mükemmel. Şimdi Helena Pontus var. Seni bir tane kızımla şöyle evlendireyim. Hı? Mükemmel. Savaşına geliyorum şimdi. Tamam mı? Sen bu savaşına katılıyorum. Bir de diğer savaşına katılıyorum. Ekonomimiz biraz sıkıntılı. O yüzden şu kontrolleri mümkün mertebe hızlıca bir arttırmak lazım. Çok güzel. Ayda. Lipopolis. Üf. Düşman nerede ki? Oğlum sen kendi çapında evlen tamam mı? O zaman şöyle bakıyoruz. Burası böyle gidiyor. Tamam. Kızlarımız bu vasallarla evli. Hiç fena değil. Aha. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Gel gel üstüme gel. That's what she said. Burası tepelik araz değil mi? Orduyu yok ettik. En azından bir beyaz barış falan yapılırsa hızlıca bitirebiliriz buraları. Bizans'tan daha güçlüyüz şu işe bak. Bir de ekonomimiz de şöyle toparlasa tadından yenmez. Evet Filipopolis ordusunun üzerine daldık. Mükemmel. Buraları şimdi ufaktan kuşatacağız. Gel seni vasallaştırayım be. Aa benim vasalım. Şu işe bak. Seninle hele bir toprağımız olsun. Buranın savaşını bir bitirelim. Sen kime karşı? Okey. Hallederiz belki. Mareşal'imiz ölmüş. Oğlumuzu hemen başa geçirdik. Buradaki kontrolleri hızlıca arttırmaya devam ediyoruz. Ben bu kadar hızlı topraksız olacağımızı düşünmemiştim ama yani bir fırsat gördüm ve saldırmak istedim. Umarım beni anlarsınız arkadaşlar. Bu arada az önce ben bir şey fark ettim. Arkadaşlar Bizans İmparatoru Müslüman oldu. Nasıl oldu bilmiyorum. Müslüman. Anasını satayım herkes Müslüman. Abo nasıl yapacağız biz bunu? Biz kendisi a bir dakika biz kendisi ittifak da kurabiliriz. He? <laughs> Kabul edelim mi? <laughs> yok olmaz. Tabii çünkü biz artık çocuk doğuramayız. Bir hanedan mirası açılmış. Bu güzel. Gayet güzel. Buradaki meşruiyet dalını bitirmişiz. Şu kanundan gideyim diyorum biraz. Şu özel Lükle gayet güzel. Av ve ziyafet etkinlikleri daha ucuz. Bizans nasıl Müslüman oldu lan? Ne alaka ya? Bütün vasallar Müslüman oldu şimdi. Ayda. Hadi gel seni vasallaştırdım. Hı. Arkadan da böyle topraksız ordular geliyor. Ben bunları yok ettim. Çok güzel. Elime şey geçmiyor mu ya benim? Hı. Bunlar geç. Bunları salayım belki bir işime yarar. Para gelmedi. Peki. Heleno Pontus tamam bak seni şöyle vasallaştırdım. Sonra seni vasallaştırıyorum tamam mı? Sonra seni vasal... Gel gel vasallaştırayım seni gel. Şu an savaşta. Ama şöyle sana savaş açabilirim mesela değil mi? Güzel olur. Al oluşturabiliriz. Mesela şu an baktığımız zaman buradaki kontluk lazım bize. Antalya için. Paflagonya, Armenyak ve Haldiye'yi tutmamız lazım. Buradan da birkaç kontuk aldık mı? Bilmiyorum Canan'ın sağlığı iyi değil. yakında ölecek. Ama yetenekli bir oğul var. Vasalımız ve arkadaşımız mükemmel. Demir gibi açayım mı? Bilmiyorum. Olur açtım. Sağlığımız şu an iyi diyor. Sana savaş açabilirim değil mi? Bir dakika dur dur. Ben seni yeterince etkiledim ya. Ben burayı şöyle. Tamam mı? Buraya savaş açtım. Aa güzel. Esir ettik ha. Kusura bakma. Şimdi tabi savaş devre aldık. Evet buranın da savaşı bitti. Ben seni vasallaştırabiliyorum artık. Çok güzel. Teşekkürler. Sadece Trabzon, Paflagonya ve Likya'yı almamız lazım. 3 kontuk daha aldık mı arkadaşlar? Rum Sultanlığı hayırlı uğurlu olsun. Gel bak sana şuraya vereyim. Hı? Gel gel. Yunan kültürüyle olan yakınlaşmayı da arttıracağım ben. Elime biraz da bir fazla para geçerse mesela bir bakalım. Şöyle büyük tur yapsak. Etkinliklere bakacağım. Büyük tur için ortalama 445 de bu tünel yeri sayarsak böyle belki bir 700-800'e falan denk gelir ama aylık iyi para kazanıyoruz. Hiç fena değil. Öf Bizans'tan korkuyorum ama. Bunları salamıyoruz mu ya? Kim bunlar? Hadi din değiştirin. Gel gel gel. Gel gel. Senden iyi şövalye olur. Senden de çok güzel şövalye olur. Tamam mı? Sizlerden güzel şövalyeler olur arkadaşlar. Gelin. Sen kimsin? Gel gel. İşime yararsın gel. Kontuklardaki kontrolleri arttırmaya devam ediyoruz. Burada bir kuşatma var. Hemen şöyle ordunun üstüne gidelim. Bana ne kadar para verecek? 168. Uğraşmaya değer mi bilmiyorum ama. Sen bana kaç para vereceksin? 25 vereceğim diyorum işte sana. Aa, savaşta yakaldık. Mükemmel. Bedava para. Pontus'u oluşturmayacağım. Bu sefer oğullar arasında krallıklar bölünecek. Ama mesela Bizans'ın vasalı olursam bana aktarabilir ama ya uğraşma. Bulgar Ortodoks ayaklanması. <laughs> Eşim öldü. Oğlumun eşi öldü. Nübye Sultanlığı var burada. El Said var. Yusufiler var. Ukayliler. Bunlarla mesela güzel ittifak yapılır. Bunlar ittifaklık için iyidir. Bunlardan güzel müttefik olur Yakınımızda şöyle birkaç kişiyle bir ittifak düşünelim. Meşruiyeti bu arada 4 üzerinden 5. Mükemmel. Sen niye benden hoşlanmıyor ya? Yani 4 mu olması gerekiyor gerekliliğin. Savaş varmış ve ıh. Ih. 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 Bu olmaz. Senle belki olabilir. İttifak ha? Sen neredesin? Öf çok uzaktasın. Boşver. Ukayliler. Aa çok güzel. Bakın Ukaylilerle bir ittifak. Eee bilmiyorum. Yaptım bir şeyler ama. Şöyle bir ittifak. Allah <laughs> Allame'yi şöyle getirdik. Şöyle Bizans'ta bir iç karışıklık olsa da. Heh. Topluca şöyle bir çökseler de mesela. Ben bir bakayım şöyle büyük tura çıksak. Vergi turu. Şöyle uğrasak insanlara. Muhtemelen çok para gidecek. Kaç kişi? Bir dakika bir dakika bir dakika. Kaç kişiye vuruyoruz? Biz sanki bunu yapabiliriz. Aa evet bakın aklıma çok güzel bir şey geldi. Büyük tura çıkacağım. Bakın büyük tur. Vergi turu. Vasalların alayı kont tabi. Hiç problem değil. Sizlere uğrayacağım. Sana da uğrayacağım. Tamam. Bunların hepsi kültürel yakınlaşmayı arttıracağız. Bir güzel. Hepsini arttıramıyoruz. Sen de şöyle Pakatiana da aynı. Görüşü arttıralım. Tehlike çok yüksek diyor. Seni şöyle getiriyoruz. Şöyle şunu da ekledik. Eksi 23 hiç problem değil çok güzel para kazanacağız diye düşünüyorum. Kültürel kabullenmeyi arttıracağız. Bunu yapacağım. Hatta eğer bu seriyi de yapabiliyorsam erkenden Rum'u kurabilirsek bilmiyorum. Yine Oğuz Yunan Melez kültürü yapacağım ve etosu bürokratik yapacağım. Peki neden bunu yapıyorum size söyleyeyim. Bürokratik kültürü etosuna sahip olan yöneticiler imparator olmadan kral olarak da idari yapıyı benimseyebilirler. Yani biz kral olarak da admin olabiliriz deneyeceğim bunu. Klandan admin'e geçmeye çalışacağım. Oğuzlar ve Yunanlar arasındaki yakınlaşma %10 artacak. Çok iyi. Alırız. Bir daha arttı. Ne kadar oldu? %27. Bir tur sonrasında belki hallediyoruz gibi. Bakalım. Hiçbir şey talep etmiyorum. Bakın arttırıyoruz arkadaşlar. Artıyor. Görmüş olduğunuz gibi. Hatta ben mümkünse sen de kontroller nasıl çocuk? Arttırıyorsun. Hatta bak yap yapabiliyorsan lütfen yap. Sana şöyle talimat vereceğim. Mümkünse ama senin dük olman gerekiyormuş. He. Tamam seni dük yapacağız artık bir şekilde. Aylık 14 kazanıyoruz. Kendi tuttuğumuz topraklara bir bakalım. Buradaki kontrolleri de arttıralım. Sana şöyle şurayı vereceğim ben. Tamam mı? Sen buradaki düklüğü oluşturabilirsin sonra. Canan'ın kılıcı. Olur olur al. Al senin olsun. Hiçbir şey talep etmiyorum. Ya yapma işte. Evet. Bu arada bir dakika bir şey soracağım. Bizans'ın dini nedir abi? Devlet dini. Onu görebiliyor muyuz? Onu göremiyoruz değil mi buradan? Bizans'ın devlet dinini görmek istiyorum. Onu sanırım buradan göremiyoruz. Bizans'ın içine girmemiz lazım. Evet fena para kazanmıyoruz. Arkadaşımız mı ölmüş? Hıh, strese girdik. Arttırıyoruz arkadaşlar. Hatta bu hayatta bile daha Canan ölmeden belki melez kültürü kurabiliriz. Hadi sana altın verdim hadi. Ne istiyorsun? Dulu hanesi. Yok. Sen de şu an diplomatik menzil içindeyiz. Bu kumanyanın nasıl bu kadar güçlendi, nasıl bu kadar bölünmedi, büyüdü anlamadım. Biraz tehlikeliler. Şu ordulardan bir tanesini özellikle şu hafif atlıyı çıkardım. Onun yerine atlı okçuları tutacağım elimde. Şöyle. Burayı senden çekeceğim. Hiç kusura bakma. Ee, buradaki. Ya, tamam bu zaten bana geçecekmiş. Senin çocuğun olmayacak. Güzel. İlkeyi seviyorum. Hadi seni affettim ya. Hadi seni affettim. Yok abi. He, he, ya şu an ittifak ittifak. He, he, ya. Güzel. İyi para kazanıyoruz şu an. Çok iyiyiz. Bayağı iyiyiz. Stres artışını azalttık. Elimize böyle objeler geçti. Bunları koyalım. Hiç fena olmaz. Şunu arttıralım. Bu önemli. Sonrasında çok güçlü olacağız. Şimdi mesela oğlumuza şurayı veriyorum. Canım bak sana şu ünvanı vereceğim. Rum ata sen. Tamam mı? Sonra sen mümkünse bak. Talimat vereceğim. Kültürel yakınlaşmayı arttırmanı isteyeceğim. Rica ediyorum. Ayda. Ne oldu ya? E savaşta da değilsin. Talimat verdim diye mi iptal oldu anlamadım ki. Şu an çok güzel para kazanıyorum. Ordum tam teşekküllü. Arttırabiliyorsak hemen şu kontuklardaki kontrolleri arttıracağız. Bak kadın sana şunu verdim tamam mı? Sana burayı veriyorum. Sen benim artık dejur basalımsın. Hanedanımızın gücü de gittikçe büyüyor. Burada Abbasiler var. Belki Abbasilerle bir ittifak yapabiliriz zora girersek. Ee, Yusufiler bilmiyorum olabilir. Kabul etmiyor. Dünya Selçuk. Uh -huh. Hiçbir şey talep etmiyor. Tamam mı? Şu an istesek yapabiliriz mesela. Biraz da mümkünse halledelim. Kültürel kabullenmeyi. Harika gidiyoruz. Çok güzel gidiyoruz. Yok abicim lütfen bak zorlama beni. Bizans şu an kutsal savaş açtı. Bakalım ne olacak. Ya inanmıyorum yapay zeka şu an Bizans'ta. Of yani aman Allah'ım. Hiçbir şey talep etmiyorum. Çok güzel. Elimize baya bir para geçti. Vasallar bizden yeterince hoşlanıyor. Bizans'a şu an savaş açsam... Ne olur olur al abi. Ha ah. bak al ya. Ha ah. ah. ha ah. ha. Bak sana şu iki yeri veriyorum tamam mı? Sen böyle güçlü bir vasalsın canım ben. Anadolu Türkü diyor. Türkmen yapacağım ya bunu. Anadolu Türkü değil de Türkmen yapacağım. Türkmenler olacak. Hatta Türkmeniz olabilir. İngilizce. Türko. Türkmeni olsun. Aynen öyle. Etos savaşçıl yerine bürokratik olacak. Türkiye miras ve Şaz Türkçesi. Önce şu estetikleri halledelim. Moğol estetiği olacak. Türk isimler. Kaleler Bizans Kalesi olabilir. Çünkü Anadolu'dayız. Moda yani Türkiye moda olsun. Armalar çok fark etmez. Her de kullanabiliriz. Gelenekler şimdi asıl önemli olan. Yönetim kastını çıkaracağım. Bu kalabilir. Dini patronluk. Tapınak kurduğunuzda 1500 dindarlık elde ediyormuşsunuz ve tapınak yerleşkesi kurunca da hanedan ihtişamı kazanıyorsunuz. Bakalım kalabilir olabilir. Bunu belki çıkarabilirim bilmiyorum. Bu şimdilik mesela çıksın. Saray politikaları. Buna ihtiyacımız yok çünkü bu tamamen Bizans imparatorluğuna özel bir olay. Bizans imparatoru değiliz dolayısıyla çok bir işimize yaramaz. Kültürel sofistikasyon bu hiç fena değil olabilir. Bence bu yapılır. Bu kalsın. Romalı gelenekleri. İşte bu da yani Bizans'a mı özel acaba? Bunu da çıkardım. Bunu koyabiliriz. Savaşçı kültürü. Olur savaşçı kültürü olsun. Savaşçılar çıksın bol bol. Satılık kılıçlar. Gayet güzel. Bu da olur. İmparatorluk tagmatası. Bakın bu çok önemli. Bunu alıyorum. Bu tür özel askerlere katafraklar, akritaylar, balistalar ve skutatoylar bunları alabiliyoruz. Bunlar gayet güzel. 6'da 6 yaptık. Ben deneyeceğim böyle 15 tane buluş açacağız arkadaşlar. 15 buluş. Yani yakında ölecek gibiyiz. Prestijimiz de var. Ben yapalım diyorum. Yeni kültürümüz hayırlı uğurlu olsun. Türkmen hibridizasyonu Aynen öyle Oğuz ve Yunan halklarının yıllarca olan yakınlığından dolayı Daha doğrusu yakınlığı biz arttırdık Yeni bir çağ, yeni bir dönem ve yeni halklar Sadece burada çıktı Hiç problem değil ee, Canımın içi Senden şimdi şunu istiyorum bak ee, Talimat veriyorum Tamam mı? Kültür yaymanı istiyorum rica ediyorum i̇şte Sen bedevisin anasını satayım Yani Tam yanlış anlaşılmasın. Ben yani bedevi kültürüne diyecek bir şeyim yok ama yani. Türkmen. Aa bak yani yüksek orta çağdayız. Erken orta çağda birkaç bir şey kaldı. Hadi şunu da açtık. Bakalım. 8 ay sonra açılıyor. Bu kadar. O zaman ben şimdi diyorum ki kendi vekil burayı yapıyoruz. Buradaki Silifke'deki kültürü çeviriyoruz. Bakın bir bölük daha alabiliyorum. 6'da 9. Mükemmel. Mesela şu an bunları böyle geliştirebilirim. Çok güzel. Bir dakika ya. Aynen. Adana'yı ben tutmak istiyorum mesela. Buraları böyle geliştirebiliriz. Hiç fena olmaz. Çok güzel olur hem de. Türkmen kültürüne bir şey daha ekleyebiliyormuşuz. Ekleyelim mesela bahçe mimarları. Hah ekledim. 5 sene içinde yapılacak çünkü daha kaç iki kontukta var yani kültürümüz ama hiç problem değil. Bak Türkmen. Bedevi. 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 İnanmıyorum Bedevi. Bedevilerle yapalım diyeceğim ama burada da Bedevi kültürü yok ki. Neyse. He, yaptık bir şeyler ya. Ben bu Bizans'ı ne yapacağım ama. Bu Bizans ne olacak? Ee, ah, 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 ah. Şu an gerçekten iyi para kazanıyoruz. Ordu gücümüz falan. Bunları belki arttırabiliriz. Yakında da öleceğiz gibi duruyor ama Bizans eğer bu savaşı kaybederse var ya müthiş zayıflayacak. Ama kaybedecek gibi de durmuyor bilmiyorum. Gerçi Bizans eğer Hırvatistan'ı alırsa Macaristan'ın güçlenmesi ve Kutsal Roma'nın da güçlü durması durumunda of çok büyük çatışma Frankia kurulmuş. İngiltere aman Allah'ım burada El Said diye böyle Mısır tutan bir emirlik var. Aşimiler burada. Ay yavrum benim. Bizans da şu an güçlü. Yani bunların ölmesini bekleyeceğim. Bu da güzel bir abi. Şu an bakın hatta yani yürek yemiş Sicilya Krallığı'na savaş açıyor. Oğlum sana bir eş bulalım ya. Gel gel bak sana böyle eş bulduk. Çok güzel. Bu kadar. Oğlum evlenmemiş. Ayda. Senin eşin de mi öldü? Abbasi. Nere bura? Samarra şefriği. Senle bir ittifak yapsak. Ha? Şey söyleyeyim mi? Bunu torunumla evlendireyim diyeceğim ama torunumu evlendirmiştim sanırım. Olur olur. Bakın Abbasilerle ittifakı kurduk. Oh çok güzel. Bize artık kimse dokunamaz bu saatten sonra. Çok güzel gidiyoruz gerçekten. Burada Batı Slavya kurulmuş. Ya şu an çok acayip bir dünya yaşıyorum ya. Yani Mısır'ın neredeyse tamamını kontrol eden bir emirlik var. Abbasiler okey Mezopotamya'yı tutuyor. Böyle acayip bir Horasan krallığı var. Kumanya daha dağılmadı. Çok ilginç dağılmadılar. Frankiye ve Kutsal Roma İmparatorluğu çok güçlü duruyor. Kemaliler. Kimler bunlar ya? Bunlar kim? Mali. Keitalar. Ne oldu Keitalara? Akan Krallığı. Kale seviyelerini arttırabiliyoruz mu artık? Çok güzel. Arttıralım. Binaları da geliştirmeyi unutmayalım. Adana. Aynen öyle. Hiç problem değil. Gayet de güzel bir ekonomimiz var yani. Ya yani şu an Bizans'a saldırabilirim ama bilmiyorum ya. Aflagonya için yok yapamıyoruz. Ee, bu abi eğer kendine şöyle bir ittifak falan bulabilse var ya çok güzel olacak. Biraz güçlenmesi için. Ne kadar? Yani biraz güçsüzsün ama. Dur tamam sen de kontrolleri arttıralım ya. Sana şöyle talimat versek. Verebiliyoruz mu? Ekonomik binalara odaklan. Bakalım denedim şansımı. Şu an hane birliği nasıl? 160. Oh çok güzel. Bu kararları alıyorum. Bunlar hiç fena değil. Biraz para geçti elimize. Çok güzel, çok güzel. İşte almam gereken şu an 3 kontluk var. Ve hastalık mı çıktı bir yerde? İstanbul'da hastalık var. Sen İstanbul'da mısın? Bilmiyorum vallahi sıkıntı yaşayabilirsin. O bezmişin. Bizans nasıl Müslüman oldu ya? Hayda. Alexios Komnenos görse yani bunu. Ben şu an biraz duracağım açıkçası. Yani ben yardımcı olayım dur dur. Bak 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 bak. Şimdi nasıl yapacağız? Şöyle bir şey yapacağız. Buradaki askerleri ben kaldıracağım. Şöyle hatta buraya ama 6 gün kalmış. Evet. Yapamadık. Olsun canım yani. Denedik en azından. Ekonomiyi biraz şöyle bir toplayalım önce. Kendi ekonomimizi. Yani mesela şu an ben Bizans'a e, böyle savaşlar açabilirim. Hatta benim varmış müttefik yani yapabilirim. Evet şu an Bizans sanırım savaşı kaybediyor. Tamam ben artık şu sağlık odandan çıkıyorum ya. Diplomasiye geri döneceğim ben. Aynen öyle. Diplomasi de yani özellikle prestijimizi bayağı yükseltmiştik. 8.000'e 9.000'e çıkardık. Alacağımız kararlarla da tabii yani daha doğrusu aldığımız kararlarla da bunu harcadık. Biraz saraya gidelim bakalım. Ne yani gerek yok. Bodyguard'ı bulduk. Falan filan ha. Falan fişman işler işte. Şu an aa bakın bu da gayet güzel. Ee, bir şansımı deneyeceğim. Ancak önce şu Silifke'deki kültürü düzeltelim. Sonra Dejuru kullanarak buradaki kontluğu kendime geçirmeye çalışacağım. Fakat Bizans'ın saray görkemi 10. Benim 7. Zor. O yüzden Bizans'ta ben bir kaos bekliyorum şu an. Bakın ben matüri diyeyim ama eşarilerle alakalı hiçbir sıkıntım yok. Çünkü eşariler bizi, biz eşarileri hak ehli görüyoruz. Burada yazdığı gibi righteous şeklinde. Hem vasallar hem halk görüşü olarak bu konuda herhangi bir görüş cezası yaşanmıyor. Yalnız Bizans'ta yani evet sağlığı kötü, obezmiş. Vekil harcım öldü ya. Acaba diyorum ben de ölsem mi? Kurayım mı? Bir tane. Hı? Adana. Anavarza. Mallus'a kurayım şöyle. Şöyle bir tane kutsal tarikat. İşimizi görür. Senden sonra kim vardı? Ha, bu mu? Peki. Heh, güzel. Şimdi şansımızı deneyeceğiz. Bakalım. 15 sene sürecek diyor. Şu orduyu biraz güçlendirelim o zaman. Hatta bir, bir noktada şu onajerlerden kurtulacağım. Balistra'ya bakın ekleyebiliyoruz. Bu çok güzel. Balistra'ya ekledim. Evet. Bizans 5 senedir savaşta. Ciddi bir görüş düşüşü var. Eksi 24. Evet geçmiş olsun. Bizans'ta bir iç savaş çıktı. Hatta yapabiliyorsam şurayı bir almaya çalışacağım. Dejur sınırı olarak değil mi? Mesela Paflagonia'yı alayım mı? Bizans patladı arkadaşlar geçmiş olsun. Şöyle bir gider ayak savaş yapıyorum. Aa sen de mi savaş? Ha sen gerçi okey tamam. Ya, çok gerek yok bence. Seni bir noktada belki çağırırım. Hmm, bilmiyorum. Denerim şansımı. Bizans ayvayı yedi. Balistalar yardımcı oluyor sanırım bize kuşatmalarda. Sen kimsin? Ooo İtalyanlar. Eyvah. Oo, o, o, bu hiç hoş değil. Hiç hoş değil, hiç hoş değil. Ee, bu biraz sıkıntılı işte ne yazık ki. Abbas'e canım gelmek ister misin? Lütfen gel. Teşekkürler. Seni de çağıracağım savaşıma. Sağ. Ol. Ee, burada Harezm vardı. Seni çağırıyorum. Aniden başı olmak çok güzel. Eyvah. Olur gel. Benim torunum vardı bir yerde burada. Ee, torunumu en azından. Danışman sen miydin? Aynen. Yasaklıyorum kardeşim. Tamam mı? No! 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 Yes! 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 Evet, bir vasalımız öldü. Güzel. Şimdi dağlara çekildik arkadaşlar. Bekliyoruz. Bizans'ın ordusu da güçlüymüş ha. Evet %51. Şu an gerekli yeri tutuyoruz. Artık çarpışa çarpışa. Aha. Bizans geliyor. Ya da gelemiyor. Ordusu da çok kaliteli. Yani bayağı kaliteli. Bakın Varegler falan da var. Görmüş olduğunuz gibi. Vareg gardiyanları. Evet Bizans şu an orayı kuşatıyor. Muhtemelen kendini tuzağa çekti. Çünkü burası da. Şunları şöyle biraz arttıracağım diyeceğim. Arttıramadım. Neyse ekonomimiz gayet güzel. Bizans'ın üstüne gidelim hadi. Ne? Eh, kaybettik burayı. Eyvah Abbasilerin üstüne geliyorlar. Ah Abbasileri yakalam. Tamam. Arkadaşlar şuraya gidelim. Şuraları Abbas yapma sakın bir şey yapma. Sen diğer ordun nerede bu arada? Umarım üstüme gelmezsin. Evet. O değil de savaş hedefini hala kontrol ediyoruz. Güzel. Bu iş bizde arkadaşlar. Oh tamam. İyi gidiyoruz. Yani Rum'u kurmak istiyorsanız Bizans'ın güçsüz düşmesi sizin her türlü çıkarınıza olacak. Sen kimsin? Beyler üstlerine gidiyoruz. Orayı kaybetmememiz lazım. Çabuk. Avantaj bizde zaten. Hadi göçmüşüz. Çok güzel. Tamam bu iş bizde. Seni salacağım ya. Bu iş bizde. Çok güzel. Oh. Uç beyliği aldık sonunda. Paflagonya'yı oluşturduk. Canımın içi. Sen buraya alıyorsun. Paflagonya'yı artık sen kontrol ediyorsun. Tamam. Gerçekten zor savaştı ya. Oğlumuz da yaşlandı. 46 yaşında. Stres seviyesi 2. Ee, dolayısıyla bir etkinlik düzenleyeceğim böyle. Görmüş olduğunuz gibi. Karataş'ta. Oğlumuzu çağırabiliyor muyuz? Danişment. Prens Berkan. Sanırım oğlumuzu ve varisimizi çağıramıyoruz. Hiç problem değil. Bana bak oğlan geliyorsun değil mi? Gel gel. Sen geliyorsun mu? Sen de gel. Bizim ikinci olan ne yaptı? Hmm. Ay geri zekalı. ne oldu ya şimdi? Ne ee, Bizans sanırım bizi Büyük bir ihtimalle salça olamayacak daha. Şu an bunlar ne oldu Hırvatistan'la? Beyaz Barış yaptılar. Şu an ülke parçalanıyor. Ulan ne güzel istikrar vardı bu ülkede. Ne? Şimdi Likya'yı almaya çalışacağız. Sonra tek hedefimiz Trabzon. Bakalım nasıl olacak. Çok güzel. Oğlumuz ne durumda? Hala ha güzel stresini azaltmış. İyi iyi. Para kazanmaya da devam ediyor ha. Şu şuradaki kontrolleri arttırabilirsek belki ha. İyi olur mu? Evet, yatalak olduk. Yakında büyük ihtimalle öleceğiz. Ya ölelim artık. Çok yaşadık bence. 73 yaş nedir ya? Orta çağ için çok fazla. Şu bir düklük binası fena olmaz aslında, değil mi? Yapamıyoruz mu? Aynen rakip olmayı bırakalım. Gerek yok. Ölemiyoruz. Hayda, bir dakika. Ney? Eşari. Ha tamam okey. Biz hala Abbasilere bağlıyız. Çok güzel. Diplomat olduk. Torunumuz. Bak seni getirdik şöyle. Tamam mı? Yaptık mı böyle? Mükemmel. Ha, bunları koyabiliriz. Güzel. Bu işimizi görür sanki biraz. Şunları arttırmamız lazım. Bunlar da ciddi maliyet. Ama şöyle. idari saraya geçtik. Belki bir şeyler yapılır. Fena da para kazanmıyoruz. Buraya belki şehirler yapılabilir. Buraya bir şehir yapılabilir bence. Güzel olur. Bir ava gidelim diyeceğim. Ee, ama sanırım gidemeyeceğiz çünkü biz e, yatalak olduğumuzdan dolayı değil mi? Şöyle bir avcı başı atayalım mesela. Bir yerlerde bir şey görüldü ama ne görüldü? Kuş mu görüldü? Kuşçuluk. Aa burada ku aynen kuşçuluk varmış. Hadi gidelim diyeceğim yok. Yatalak olduğumuzdan dolayı yapamıyoruz. Arkadaşlar mecburen ölmeyi bekleyeceğiz artık. Yapacak bir şey yok. Şu vasalımız biraz daha güç sahibi olabilirse belki. Evet hastayız. Bırakın da ölelim artık da. Heh, ölelim yeter. Vallahi yeter. Evet artık hasta olduk. Ölmeyi bekliyoruz. 75 yaşında iyi yaşadık yani. Kutalmış oğlu hanesi olarak. Ulan ölemiyoruz ya. Ya e ben şu noktada çok saldırgan davranmak istemiyorum. Bizans'a zaten artık savaş açamam şu noktada. Bu iki yeri ya savaşla ya da burada görmüş olduğunuz gibi dejur bölgeyi ikna et fonksiyonunu kullanarak iki, iki şekilde alacağız. Ya oğlana ya da toruna kaldı artık. Bilmiyorum. Kapadokya oluşturmamış mıyız? Aa inanmıyorum. Şimdi bir dakika. Sana neresi gidiyor? Sana buralar gidiyor. Kapadokya bize mi kalıyor yani? Hı. O zaman seni biraz etkileyelim o esnada. Belki Kapadokya'yı şu olana veririz bilmiyorum. Görmüş olduğunuz gibi ben artık öyle çok fazla savaşla uğraşmayacağım. Şu noktada. Arada uğraşamam. Ekonomik altyapıya odaklanacağım. Şunları arttırabiliriz şöyle. Likandus. Hiç fena değil. Şöyle arttıralım. Burada kaleyi arttırmaya gerek var mı bilmiyorum. Adana'ya belki bir şeyler yapabiliriz. Ana var Bir bakalım. Güzel. Çocuklarımızın yetenek puanları artıyor. Hiç fena değil. Oğlan da iyice yaşlandı. Biz ölmeyi unuttuk çünkü. Ben şu oğlana toprakları vereceğim ya. Şöyle. Hı? Şöyle şöyle toprakları verdim. O biraz yönetir belki buraları. Çok güzel. Oğlumuzla ittifak yapılır. Yaparız tabii yani. Neden yapmayalım? Olur olur. İyi olur. Evet şu an başka bir ayaklanma çıktı bir yerlerde. Yunan Katolik ayaklanması. O da ilginç. Bizans ama hala para kazanmaya devam ediyor şu noktada. Vallahi helal olsun. Neden? Çünkü Müslüman oldukları için aynı zamanda yanlış anlamadıysam buraları da kontrol ediyorlar değil mi? Şu hapınakları. He ilginç. Kontukları tutuyor o zaman sadece. Ayda. Oğlumuz hastalandı. Ve efendim Sultan Can'ın hakkın rahmetine kavuştu diyelim. 76 sene yaşadı ve biz 54 sene kendisini yönettik. Ve görmüş olduğunuz gibi almamız gereken sadece iki kontluk daha var. Oraları da bir sonraki bölümde umarım alırız. Fakat oğlumuzun sağlığı biraz sıkıntılı. Hasta oldu ve acaba danışmende mi kalır bu olay bilmiyorum. Bakacağız duruma göre. Oğullarımızın <laughs> bizim kardeşlerimiz bizden çok hoşlanmıyor ama. Sen dur dur bir dakika bir dakika bir dakika. Şöyle bir şey yapacağız. Ee, ben sana vasal aktaracağım. Tamam mı canım? Ben bu vasalı bak aktardım sana. Gayet güzel. Hatta gider ayak demeyeyim. Umarım gitmeyiz ama. Şöyle ittifaklarımızı yapalım. Tamam mı? Sonra şöyle. Ha yeğenimiz. Kimmiş bu kutalmış oğlu. Olur bak koyduk şöyle. Hemen konseye abileri getirelim. Seni getirdim. Tamam mı? Senin mareşal mi yapayım? Hıh. Bak ya dur dur dur. Ee, seni şöyle yaptım. Sen niye böyle bu kadar kötü bakıyorsun bana ama anlamadım. Hatta ben şu vergileri mukata statüsüne çekeceğim. Benden daha çok hoşlansınlar. Of örgütleşmeler başladı şimdiden. İttifak kuramıyoruz mu seninle? Yeğenimle evlensin. Hah bu kadar basit. Mukata statüsü geldi mi? Geldi çok güzel. Bak senle de ittifak kuracağım tamam mı? Hatta Abbasilerle de hemen şöyle bir ittifak kurayım da. Ölüyor gibiyiz ama. Ve efendim bir bölümün daha sonuna geldik. Umarım izlerken hoşunuza gitmiştir. Ben bununla alakalı bir bölüm daha çekmeyi düşünüyorum. Bu Topraksız serisiyle alakalı. Gerçi artık çoktan topraklı olduk. Mümkünse tabii öncelikli olarak umarım Rum'u kurabiliriz. Yani yeterince güçlü kalırız çünkü Bizans'tan o iki toprağı elde etmek biraz bilmiyorum zorlar gibi ama. Belki burası için gerek kalmaz buradaki dejur bölgeyi ikna edebilirsek. Burası için her türlü savaşmamız gerekecek. Ben bir nokta zaten şu vasalıma güveniyorum. Kendisi yeterince ittifak alıp Trabzon'a girebilir belki. Ben öncelikli olarak hatta şuraya odaklanabilirim belki. Bir sonraki videoda özellikle Rum Sultanlığını kurmayı ve mümkünse yapabiliyorsak İznik Krallığı taraflarını ele geçirip İstanbul'u elimizde tutarak bürokratik etosla beraber idari yani admin yapıya geçmeye çalışacağız. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı Kanalın içeriklerini beğendiyseniz abone olmayı ve her türlü düşünceyi ve geri dönüşü yorumlarda bildirebilirsiniz. Bir sonraki bölüme ve muhtemelen final bölümüne kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın.